Pakistan resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Umman Denizi'ne 1046 kilometre kıyısı vardır. Batısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin, doğusunda Hindistan vardır. Nüfus bakımından dünyada 6.'dır. Pakistan'da Pencap, Sindh, kuzeybatı sınır eyaleti Keşmir ve Belucistan olmak üzere 5 eyalet vardır. Federal başkent İslamabad'dır. Karachi, Lahore, Rawalpindi diğer önemli şehirlerdir. Resmi dil Urduca ve İngilizcedir. Para birimi rupidir. Pakistan, Güney Asya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinin kültürel, sosyal ve tarihi etkisi altında değişik dil, mezhep ve etnik gruplara mensup 170 milyon civarında nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun %97'si Müslümandır. Pakistan, Urdu dilinde ve Fars dilinde Pak ülke anlamına gelmektedir. Ülkenin yüz ölçümü 796.095 kilometre karedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistan halkı tarafından milli mücadele vermekte olan Türk halkına bu mücadelede kullanılmak üzere 1,5 milyon sterlin toplanmış ve Ankara hükümetine yollanmıştır. Türkiye ve Pakistan tarihin her döneminde siyasi arenada da en güzel dayanışma örnekleri göstermişlerdir. Değerli dostlar, dost ve kardeş Pakistan'dan esintiler getiriyoruz size bugün. Ülkelerden esintiler programında. Pakistan'dan getireceğimiz bu esintiler dostluğumuzun ve kardeşliğimizin sonsuza kadar sürmesine vesile olur. Aynı zamanda dünya barışına da katkıda olur diyoruz. Değerli dostlar, dost ve kardeş Pakistan Büyükelçiliği'nin konutundayız şimdi. Bugün değerli Büyükelçimiz Muhammed Harun Şevket Ekselansları ve hanımı Uzma Harun hanımefendi ile birlikteyiz. Aynı zamanda sağ tarafımda da güzel kızları Zeynep Harun hanımefendi ile baş başayız. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz? Hangi okulları bitirdiniz? Ben Lahore 1953 Nisan ayında duydum. Evet. Benim eğitim, ilk eğitim Pakistan'da. Evet. Ondan sonra bir üniversitede ben Pakistan, Punjab Üniversitesi'ne girdim. Evet. Ondan sonra ben International Relations, bu Paris'ten Paris'e gittim. Orada degree aldım. Birazcık Türkçe de öğrendim. 1978 benim diplomatik işler diplomat olarak başladım. Evet. Ondan ilk göreviniz diplomat olarak hangi ülkeydi? Benim ilk görev Türkiye'deydi. Evet. O ben 82'den 86'ya kadar 3,5 sene Türkiye'ye kaldım. Evet. O zaman biraz Türkçe öğrendim. Hala unutmadım. Çok güzel. Bu sefer bize 7-8 ay oluyor. Ama bu Türkçe'm eski Türkçe. Evet. Acaba daha başka hangi ülkelerde görev aldınız diplomat olarak? Türkiye'den başka? Türkiye'den başka biz iki sefer Paris'e yaşadık. Evet, Fransa'da. Fransa'da. İki sefer New York'ta yaşadık. Evet. Ondan sonra bir Afrika'da Nijer ve Sierra Leone orada yaşadım. Evet. Saudi Arabia'da 3 sene ben görev yaptım. Evet. Benim son dış post Brezilya'daydı. Orada ben büyükelçiydim. Çok ilginç, evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli dostlar. Değerli büyükelçimizin yanında çok güzel bir hanımefendi var. Uzma Hanım. Uzma Hanım, kaç yılında evlendiniz büyükelçimizle? 1985'in Kasım ayında evlendik.
Kaç çocuğunuz var? 3 çocuğumuz var. 2 erkek, 1 kız. Evet, hepsi Türkiye'de mi? Kaç yaşlarındalar? Üçü de Türkiye'de bulunuyorlar. Kızım 17 yaşında, ortanca oğlum 18 yaşında, büyük oğlum 20. Evet, Zeynep zaten yanımızda. Burada hangi okula gidiyorsun? Pakistan Büyükelçiliğine bağlı Pakistan okulunda okuyorum. 11. sınıftayım. Acaba diplomat olmaktan memnun musunuz? Başka bir meslek düşünür müydünüz? Hayır, benim bir tek meslek diplomasidir. Ben ara sıra 33 seneden bu iş yapıyorum. Çok evet. Mutluyum. Pakistan'ın elçilik yapmak çok büyük bir şereftir. Evet. Peki Uzma hanımefendiye dönelim. Uzma Hanım, bir diplomat eşi olmak nasıl bir duygu? İyi, güzel yönlerini ve biraz da varsa sıkıntılı yönlerini anlatabilir misiniz? Diplomat eşi olmaktan herhangi bir şikayetim olduğunu söyleyemeyeceğim. Birçok ülkeye beraber gittik. Farklı insanlar, farklı kültürler gördük. Çocuklarımızla beraber gittik. Farklı, güzel ve zor olan ülkelerde hep beraber yaşadık. Bu açıdan bir zorluğun olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben yine Büyükelçimize döneceğim ve bir diplomat olarak, Pakistan Ankara Büyükelçisi olarak bir iş gününüzden bize bahsedebilir misiniz genel olarak? Genel olarak siz biliyorsunuz bizim Türkiye ile ilişkiler çok güzel. Evet. Çok benzersiz. Bu başka bir ülke ile böyle olmaz. Kıyaslanamaz. Evet. Bu sebepten bizim her gün çok meşgul gün oluyor. Evet. Ama bu çok bizim için çok mutluluk veriyor. Çünkü Pakistan halk, Pakistan hükümet, Türk hükümeti çok seviyor. Evet. Siz de bizim için böyle düşünüyorsunuz. Tabii. Bu sebepten bizim iş, ben diyeceğim, kolay iştir. Çünkü bizim için Türkiye'de her kapı aç kapıdır. Evet. Bizim için keyifli bir görev. Evet. Ama benim için çok önemli bir tek şey çok önemli şöyledir. Ben Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha güçlenmek görmek istiyorum. Ticaret ve ekonomik işbirliği o kadar iyi değildir. İstenilen arzudur. Evet. Değil mi? Çünkü bizim iki ülke büyük ülkeler. Bizim iki ülke güçlü ülkeler. Evet. Ama bizim ekonomik ve ticaret ilişkiler o kadar iyi değildir. Bu sebepten biz çabalıyoruz. Bunu iliştirmek için, bunu güçlenmek için çabalıyoruz. İşimiz yoğun ama kolay diyorsunuz. Evet. İnşallah biz de ümit ediyoruz ki hem ticari alanda hem de diğer alanlarda, kültürel alanlarda bu kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek daha fazla anlaşmalar olsun, daha fazla ilişkiler olsun ve bu artarak devam etsin. Şimdi ben yine uzmanıma dönüyorum ve bir tatil gününde ailece neler yaparsınız? Çocuklarımız üniversitede olduğu için hafta sonları ya da boş vakitlerinde çok çalışıyorlar. Ancak aile olarak bir araya geldiğimizde, zamanımız olduğunda alışveriş yapıyoruz veya arabayla gezmeye gidiyoruz. Birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi Zeynep Hanım'a dönelim. Zeynep tatilini nasıl geçiyor acaba? Okul dışındaki zamanlarını nasıl değerlendiriyor? Bazen dışarı çıkıyorum ama genelde ben de evdeyim. Okulla meşgulüm, çalışarak geçiriyorum zamanımı. Ben tebrik ediyorum sizleri. Çocuklarınız derslerine çok önem veren çocuklar. O yönden de mutlusunuzdur herhalde. Pakistan İslam Cumhuriyeti bayrağı, yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin diğer dinleri, hilal ilerlemeyi, beş köşeli yıldızsa geleceğe ve aydınlığı sembolize eder. Pakistan'da nüfusun çoğu İndus Nehri çevresinde yaşar. Nüfus büyüklüğüne göre Karaçi Pakistan'ın en büyük kenti olup ülkede 60'tan fazla dil konuşulmaktadır.
Ülkede ekonomi temel olarak tarım ve tekstil sektörüne dayanmaktadır. Ağırlıklı olarak petrol ürünleri, makineler ve telekomünikasyon cihazları ithal eder. 2005'te meydana gelen depremde 75 bin kişi hayatını kaybetti. 2010 Temmuz ayında ise ülkede en büyük sel felaketi yaşanmış, Pakistan topraklarının %20'si sular altında kalırken 24 milyon kişi etkilenmiştir. Böylesi felaketler Türkiye-Pakistan dostluk ve kardeşliğinin daha da güçlenmesine vesile olmuş, Türkiye sivil toplumuyla, yardım kuruluşlarıyla ve devletiyle Pakistan'ın yanında yer almıştır. Pakistan'ın iklimi genellikle sıcak ve kuraktır. Kuzey bölgeler çoğunlukla yağış alır. Ülkenin büyük bir bölümü dağlık araziden oluşur. Kuzeydeki dağlar 7700 metreyi bulan yükseklikte ve karlarla kaplıdır. Tirişmir Dağı ülkenin en yüksek noktasıdır. Himalayalar bölgesinin güneyinde ormanlık alanlar yer alırken kıyı şeridi okyanus iklimi etkisi altındadır. Kuzey bölgelerindeki ormanlık alanlarda leopardan, ayı, geyik, antilop, sırtlan, çeşitli sürüngen ve kemirgenler yaşarken yüzden fazla kuş çeşidine rastlanır. Bozulmamış doğası, tarihi ve doğal güzellikleriyle, cami ve türbeleriyle, geleneksel el sanatlarıyla Pakistan keşfedilmeye değer efsanevi bir ülkedir. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Acaba sizin özel olarak hobileriniz neler? Ne yapmayı seversiniz? İşinizin dışında ilgi alanlarınız nelerdir? Bizim için boş vakit çok az. Evet. Ama eğer vakit olsa ben önce ben tenis oynuyordum. Tenis. Bir günlerde ben yüzmeye gidiyorum. Evet. Burası bir otelde çok güzel bir havuz var. Orada yüzüyorum. Eski zamanda ben boyanmak da çok resim yapıyordum ama bir günlerde çok seneler geçti ben yapmadım ama ben çok seviyordum. Seviyorum. Evet. Doğrusu yaptığınız bir tabloyu görmek isterdik ama şu anda burası yok. Mümkün değil. Efendim siz neler yaparsınız? İlgi alanlarınız nelerdir? Örneğin müzikle ilgilenir misiniz? Özellikle Pakistan müziğini çok dinliyorum. Daha doğrusu kulağa hoş gelen her türlü müziği dinliyorum. Türkçe müziği anlamasam da melodi ve müziği çok hoş olduğu için dinliyorum. Bunun yanı sıra boş zamanımda alışveriş yapıyorum ve dışarıya çıkıp dolaşmayı çok seviyorum. Peki ben hemen müzikten konu açılmışken sorayım. En çok hangi Türk sanatçısını, şarkıcısını seviyorsunuz? Çok iyi şarkıcılar var ama tabii. Biz ben benim ilk görevde bu pop müzik dinleyerek biraz Türkçe öğrendim. O zaman Sezen Aksu, Emel Sayın, Ajda Pekkan çok iyi şarkı söylüyorlar. Evet. Ben hala onları çok seviyorum. Evet, doğru. Yeni şarkıcılar da var. Ben özellikle adılar çok iyi hatırlamıyorum ama biz televizyonda, radyoda evet. Ara sıra müzik dinliyoruz. Bir de sanat müzik de çok güzel, evet. Türk müziktir. Ama benim için adılar biraz zor oluyor hatırlamak. Anladım. Tabii. Hemen Zeynep'e soralım. Zeynep, sen hangi şarkıcıyı dinliyorsun daha çok Türk şarkıcılardan? İsimlerini tam bilmiyorum ama Türkçe müziği radyodan takip ediyorum ve zaman zaman dinliyorum. Ben şimdi de Türk el sanatları ile ilgilenme fırsatı bulabildiniz mi? Veya görsel olarak Türk el sanatlarını hiç takip ettiniz mi? Beğendiğiniz Türk el sanatları var mı? Tabii Türkiye el sanatları çok çok güzel, çok kıymetli bizim için. Evet. Mesela ben Türk halıları çok seviyorum. Evet. Ama bugünlerde çok pahalı oluyor. El dokuması oluyor. El dokuması çok çok harika halılar.
Mesela hareket, mesela döşeme altı, mesela cacibede. Bende var birkaç. Ama ben daha almak istiyorum. Çok çok bir günlerde Türkiye'de Türk el dokumu halılar çok pahalı. Böylesi Türk gümüş işler çok güzel. Harika. Her şey çok iyidir. Ama Türkiye, bugünlerdeki Türkiye, dündeki Türkiye'den biraz değişmiş. Bugünlerde o kadar el işler ve bu şeyler biraz az. Bugünlerde bu yeni shopping mall'lar var orada. Yabancı markalar var. El sanatlarını, makine işi. Evet. Sanatlar almış. Ama mesela İstanbul'da Kapalı Çarşı'ya da ne güzel şeyler var. Evet. Seramik olarak bu Kutahya'daki el işler. Seramik. Seramik evet. Çok güzel. Çok çok güzel. Evet. Bayağı Türk el sanatları hakkında bilginiz çok fazla. Tebrik ediyorum bu konuda sizi. Uzmanım, sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Özellikle Türk halılarını çok beğeniyorum. Pakistan'da da çok meşhur. Bayanlar olarak da Türkiye'deki gümüş işçiliği ve takıları çok hoşuma gidiyor. Zeynep, senin de gümüşe karşı ilgin var mı? Annem gibi ben de takı ve gümüşe çok düşkünüm. Takı ve mücevheri çok seviyorum. Evet, büyükelçimiz biraz şanslı. Ya altına düşkün olsalar. Ay, o da çok istiyorlar her zaman. Tabii. Siz biliyorsunuz hanımlar bu altın, gümüş, pırlanta her zaman istiyorlar. Şimdi 23 Mart'ta el sanatlarından açılmışken 23 Mart Pakistan etkinlikleri yaşanacak, olacak. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Tabii. Neler yapılacak? Pakistan adına neler gösterilecek? Ben çok memnunum siz bana bu soru söylediniz. Evet. Bizim için 23 Mart çok önemli bir gün. Evet. Bu bizim milli gün. Evet. Bu sefer ilk sefer Türkiye'de birinci kere biz bir kültürel hafta yapıyoruz. Evet. Aslında bu haftadan fazladır. Evet. Bu 23'den önce başlayacak. Hı hı. İlk olarak biz bir fotoğraf sergi yapacağız. Evet. Bu çok harika fotoğraflar var, tarihi fotoğraflar. Pakistan'la ilgili mi? Evet, Pakistan Türkiye kardeşlik gösteriyor bu fotoğraflar. Mesela sizin liderlerin resmi ziyaretlerin fotoğraflar. Bizim liderlerin, resmi ziyaretlerin fotoğraflar. Şimdi birçok liderler yok. Onlar hayat değil bir günlerde. O tarih çok çok kıymetli tarih. Onun bir sergi biz Dışişleri Bakanlık'ta yapacağız. Evet. Bizim Dışişleri Bakan bize çok destek vermiş. Bu sergi orada 3 gün olacak. Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel etkinlikler. Eminim çok coşkulu ve faydalı geçecek. Ama bizim için çok önemli ki bizim için bu haftanın sebep en önemli. Bu haftanın sebep ilk olarak 23 Mart'ın önemi nedir? O önemlidir ama ondan daha önemli Türk halka bizim sevgi ve saygı göstermek bizim için önemli. Türk halka ulaşmak bizim için önemli. Türk-Pakistan ilişkilerine güçlenmek bizim için önemli. Dostluk ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacak. Evet. Güzel bir etkinlik olacak. Yine bahsettiğiniz gibi yoğun ama kolay olacak inşallah. Çok amaca hizmet etmesi için biz de dua edelim inşallah. Tabii. Şimdi kısa bir ara verelim. Pakistan Büyükelçimiz ve eşiyle ve sevgili kızıyla olan söyleşimize kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.